nasıl değerlendirdiniz? Bu konu gündemde, online toplantı ve anladığım kadarıyla da hani etik değildir tarafı var. Bir de seçim sonrası değerlendirme, partilerin partiyle ilgili değerlendirmesi kadar tabii bir durum olamaz değerlendirmesi de var. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Hem yerel seçim öncesi siyaset dinamiklerine dair ne söylüyor? Hem de tabii CHP'nin dinamiklerine dair. Şimdi tabii buradaki o Zoom görüşmesinde kamuoyuyla yansıyan kısımda şu var. Sayın Kılıçdaroğlu bu kurultay tartışmaları açılınca değişim isteyen bir takım il ve ilçe teşkilatlarını görevden aldı. Soyut gerekçelerle ve bu isimler de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da A takımı aslında hepsi. İsmi geçenler. Parti meclisini toplayalım, genel başkan da oraya iştirak etsin. Biz bu il ve ilçelerin görevden alınmasına itiraz edip ve bunların da görevde kalmasını temin edelim noktasında bir strateji geliştirmeye çalışıyorlar. Daha sonra aleni olmayan bu görüşme bir şekilde kayda alınıp ifşa ediliyor. Ekrem Bey de bununla ilgili de ya kim yapmış, ne yapmıştır diye araştırmalar yapacağız diyor. Bu parti bütünlüğüne aykırı mıdır? Evet. Parti disiplinine aykırı mıdır? Evet. Ama CHP'nin içinde büyük bir güç savaşı ve parti için mücadele olduğu da mutlak. Ekrem Bey de bu kapsamda şey diyor. Yani ben zaten diyor benim değişim istediğim bilinen bir gerçek. Ama Ekrem Bey'le bu kadar Kılıçdaroğlu'nun A takımının bütün üyelerinin birlikte hareket ettiği, herkesin bildiği bir gerçeklik değildi. Bugün CHP deyince akla gelen isimlerin tamamı neredeyse bu Zoom görüşmesinde adı geçiyorlar. Ya oradalar ya da onlarla beraber hareket ettiklerine dair isimler geçiyor. Geriye kim kalmış CHP ile özdeşleşmiş isimlerden? Bir Faik Öztürk. İşte aklımıza gelenler Gürsel Tekin değil mi? Bu dönem değişim kanadının karşısında konumlanmış. Onun dışında tüm isimler burada. Bu isimlere tabii şunu soracağız. Çok kötü bir strateji, inanılmaz kötü söylemlerle bir seçim süreci geçildi. Ve bu seçim sürecinde sizlerin sorumluluğu yok muydu? Ya değişim, neyin değişimi? Sadece bir lider değişimi mi kastediliyor? Örneğin seçim döneminde izlenen stratejiden, sarf edilen cümlelerden dolayı herhangi bir pişmanlık var mı? Bununla ilgili bir öz eleştiri var mı? Yoksa sadece bu parti içi kariyer mücadelesinden ibaret midir? Bu sadece parti içi bir kariyer mücadelesi ise bunun öznesi millet değil. Gizlik bir şey de yok. O zaman diyeceğiz ki parti içinde muhalefetin konfor alanının, bu konfor alanını sağladığı nimetlerden faydalanmak için CHP'nin A takımı arasında büyük bir kavga var diye bunu yorumlayabileceğiz. Şimdi partinin bu hale gelmesinde büyük sorumluluğu olan bu A takımı seçim öncesi Sayın Kılıçdaroğlu bu yanlış stratejileri ve söylemleri ortaya koyarken herhangi bir itiraz ortaya koymadılar. En başta kimi ortaya koymadı? Ekrem Bey. Ekrem Bey son dönem Sayın Kılıçdaroğlu adaylığı noktasında çıktı, mitingler yaptı Mansur Bey ile beraber. Ama seçildiği günden beri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden beri de Sayın Kılıçdaroğlu ile parti içi uyuma, kolektif uyuma uymayacak şekilde biraz kişisel ihtiraslarını hep öne çıkardı. Ve biz 1,5 yıl boyunca CHP'de kim Cumhurbaşkanı adayı olacak onu tartıştık. Buna karşında işte Sayın Erdoğan'ı otoriterleşmekle suçlayan, daha da ileriye giderek diktatör ithamlarında bulunan Sayın Kılıçdaroğlu bir masa kurdu ve o masayı da Sayın Akşener'e karşı kendi adaylığını dayatmak için kullandı. Bugün de muhalefette inanılmaz işler karışık ama muhalefette işlerin karışık olmadığı bir kesim var. 39 milletvekilliğini aldılar, kenara çekildiler ve bakıyoruz ki bugün CHP'nin içinde düştüğü durum noktasında en ufak bir rahatsızlıkları dahi yok. Bir vefa duyguları da yok. Bu kesimi bir kenara koyduğumuzda Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak için masayı kullandınız, adaylığınızı dayattınız parti içine. Seçim bitti. Seçim bitti. Diyorsunuz ki aslında kaybettiklerimize değil kazandıklarımıza odaklanmamız lazım diyorsunuz. Sayın Erdoğan'la ilgili bu kadar ağır ithamlarda bulundunuz. Partinizin içinde kendi ağ takımınız bile sizin genel başkanlığınıza artık karşı gelir duruma gelmiş. Burada yapmanız gereken en nihayetinde Türkiye'de bir muhalefet boşluğu oluşturmamak için acilen partiyi ifade ettikleri üzere güvenli limana yanaştırmak zorunda. Bu güvenli liman da artık bu kurultay sürecini belirsiz bırakmadan bir tarih açıklayıp aday olacaksa kurultay delegelerinin karşısına çıkar. Ekrem Bey de artık cidden hep bunu ifade ettim. Bu neye talip olup neye talip olmadığı belli olmayan tavırlarını bir kenara bırakması lazım. CHP Genel Başkanlığı adaysa çıksın ortaya konuşsun. Burada Ali Aydar Fırat buradaydı. Ben bir kurultay delegesiyim dedi.
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun birlikte hareket ettiğini söyledi. Örneğin biz hala kim? Özgür Özel mi genel başkan adayı? Ekrem İmamoğlu mu genel başkan adayı? Hala bilmiyoruz. Ama o gün Zoom toplantısında benim anladığım Ekrem İmamoğlu bir paralel genel başkanlık kurmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çok önemli isimler Ekrem Bey ile koordineli şekilde, ki orada bir lider havası kimde var? Ekrem İmamoğlu'nda var. Artık bu belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Muhalefetin gerçek gündemine dönmesi lazım. Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmayacak. Kendisine oy vermeyen seçmen adına da demokrasilerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevleri var. Yani kendisine oy vermeyen seçmeni aşağılamak gibi bir görevi yok Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Onlar diyor ki ben Sayın Erdoğan'a oy verdim ama diyor. Demokrasi tam da böyle bir şedir. Ama diyor mecliste sen benim yerime benim oy verdiğim iktidarı denetle diyor. Yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet anlayışı ortaya koydu. Senin için diyor bana hakaret etmek değil diyor seni tercih etmediğim için. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da bugün hala çıkmış seçim yani kaybı... Hakaretten kastınızı bilmiyorum ama şu anda seçim sürecini hatırlıyorum. Kendisinin birçok demecini hatırlıyorum yani. Böylesi bir tavrın doğru olmadığına dair bilemiyorum, ona onunla ilgili mi söylüyorsunuz? Ya o bugün de Mehmet Akif Ersoy sordu işte, TRT izleyenler kırsalda çıkışı vardı. Bunlar bir muhalefet liderinin yapabileceği çıkışlar değildir. Bakınız tekrar söylüyorum, bir muhalefet lideri kendisine oy vermemiş toplumun %100 kesimi adına da demokrasilerde denge ve denetleme görevi kim verir ona? Kendisine oy vermeyen seçmen verir. Der ki ben Sayın Erdoğan iktidar yaptım, seni de denge, denetleme, kontrol, itiraz, yapıcı ve yol gösterici muhalefet noktasında görevlendiriyorum der. Sayın Kılıçdaroğlu dolayısıyla toplumun geniş kesimleri adına saygın bir muhalefet anlayışı ortaya koymak zorunda. Bugün hala TCK 299 kapsamında açıkça suç teşkil edecek sözler sarf etti. Bizler burada bunları sarf edemeyiz. Yani seçimi kaybetmesini büyük bir sahtekarlığın mahsulü olduğunu ileri sürmeye çalıştı. Sanırım ki Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başka Türkiye'de de buna itibar edebilen kimse yok. Ekranlarda kendini savunan muhalefetin tevilcileri dahi artık Sayın Kılıçdaroğlu'nu savunamaz hale geldiler. Bakınız. Seçim öncesi Sayın Kılıçdaroğlu bazı manşetler kullandı. Örneğin emekliyi çıldırttı, çiftçiyi çıldırttı. Ya dediler ki arkadaş biz ekonomik zorluklar içindeyiz, geçim sıkıntısı içindeyiz. Akşam ana muhalefet partisi liderine bakıyoruz ağzından ne çıkacak diye. Ama Kemal Bey'in gündemi hep şeydi, Kavala'ydı. Kemal Bey'in gündemi Demirtaş'tı. Kemal Bey'in gündemi yabancı büyükelçilerdi. Ve o dönemde bu tevilciler Kemal Bey... Bu açıklamaları alıyorlardı, bu açıklamalarda bir hikmet arıyorlardı. Diyorlardı ki bunu hak, hukuk, demokrasi adına yapıyor Kemal Bey diyorlardı. Yani Kemal Bey diyordu ki bir fıkrada olduğu gibi, ben bir ok attım kebap oldu. Millet böyle gözünün içine bakıyor, ne demek istedi, ok attım kebap oldu ne demek diye. Burada özellikle muhalif hatipler ve bugün değişim isteyen A takımı hemen tevilciliğe başlarlardı. Aslında çok kerameti yüksek genel başkanımız şunu demek istemişti. Sayın Genel Başkanımız ok attı, ok ormanı yaktı, ormandaki tavşanlar yandı ve kebap oldu. Çünkü ancak bu kadar tevil edilebilirdi. Sonra aynı Kemal Kılıçdaroğlu ben ok attım göl oldu dedi. Bunu anlatmaya çalıştılar. Seçim bitti, şimdi Kemal Bey bugün Mehmet Akif Ersoy'da izledik. Ben ok attım, aşırı oldu deyince de herkes ayağa kalktı. Tevilciler ayağa kalktılar öncelikle. Ya dediler ki sen ok attın aşırı oldu da biz nohutu nereden bulalım, bulguru nereden bulalım, inciri nereden bulalım? Seçim öncesi bol bol buluyordunuz daha başında nohut, bulgur. Bugün ne oldu? Bir tane zihinsel eleştiri var mı? Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliksizleşmesine dair eleştiri var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodlarından, parti kimliğinden bu denli savrulmasına dair bir tane samimi eleştiri var mı? Nerede o tevilciler? Çıksınlar anlatsınlar. Seçim öncesi demokrat dedeydi. Şimdi ne oldu? Bütün il ve ilçe örgütlerini görevden alan otoriter bir lidere mi dönüştü? Ya da Türkiye'yi kime teslim edecektiniz de millet buna izin vermedi? Bugün CHP'deki tüm kavgalar bize şunu gösteriyor ki cidden milletin feraseti hiçbir şekilde yanılmıyor.